Yaşayan bölgede Keltler hüküm sürüyordu. Bugünkü İsviçre'nin bulunduğu coğrafya, M.Ö. 58 yılında Sezar tarafından ele geçirilerek Roma İmparatorluğu'na bağlandı. Batı Roma İmparatorluğu'nun 5. yüzyılda dağılmasının ardından ise burada çeşitli Cermen kabileleri hüküm sürmeye başladı. Bölge 9. yüzyılda Şarman tarafından ele geçirildi ve 10. yüzyılda Kutsal Roma İmparatorluğu'na bağlandı. İşte bugünkü İsviçre'nin temelleri de Kutsal Roma İmparatorluğu hakimiyeti altında 13. yüzyıl sonlarında atılacaktı. 1291 yılında Kutsal Roma İmparatorluğu'na bağlı Uri, Schweiz ve Antrvalden adındaki 3 kanton, bölgedeki istikrarsız ortam karşısında güçlü durabilmek için birbirleri arasında bir ittifak oluşturmaya karar verdiler. Ağustos ayında imzalanan Bundesbrief adlı beyanname ile bu 3 kanton arasında federal bir yapı kuruldu. Bölgeler arasında adalet ve barışı sağlaması için yüksek bir mahkeme kurulmasına karar verdi. Bu kararların ikisi de 1495 yılında Worms diyetinde kabul edildi. İsviçre Konfederasyonu zaten iyi bir askeri sistemi olduğu için yeni vergi reformunu gereksiz buluyordu. Bunun yanı sıra yeni kurulan yüksek mahkeme İsviçre'nin kendi hukuk sistemiyle doğrudan çatışıyordu. Bu yüzden bu reform da konfederasyonun işine gelmiyordu. İsviçre imparatorlukla olan bağlarını zayıflatmaya çalışırken imparatorun otoritesini arttırmaya yönelik bu kararları kabul edilemezdi. Bu sebeple bu kararların ikisi de İsviçre Konfederasyonu tarafından reddedildi. Basel'de imzalanan barış anlaşmasıyla birlikte savaş resmen sona erdi. Basel barışında İmparator Maximilian İsviçre Konfederasyonu üzerinde yeni vergi uygulamaları ve yeni mahkemeler kurma yetkilerinden feragat etti. Bu olay bir nevi İsviçre Konfederasyonu'nun Kutsal Roma İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını kazandığı anlamına geliyordu. Bu savaş imparatorluk üyelerinin imparatoru olan sadakatini sona erdiren bir felaket olmasa da Maximilian'ın imparatorluk genelindeki otoritesini oldukça zayıflatmıştı. İsviçre'nin yeni statüsü aslında İsviçre için çok fazla şeyin değiştiği anlamına gelmiyordu. Çünkü İsviçre zaten uzun bir süredir imparatorluk içi politikalara ilgi göstermiyor.